Yeni videomuza hoş geldiniz. Bir pazar sabahı daha transfer haberleriyle karşınızdayım. Haberlerimize hemen geçeceğiz ancak çok kısa bir sürenizi rica edeceğim. Artık her videomda söylediğim için biliyorsunuzdur, yeni bir kanal açmıştım. Eğer hala abone değilseniz kesinlikle abone olmanızı öneririm. Her cumartesi yeni videomuz geliyordu. Dün de yani bir cumartesi günü daha bir videomuz yayınlandı. O videomuzu hala izlemediyseniz izlemeyi ve o kanalımıza da abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Yeni kanalımızda izlenmelerimiz gerçekten iyi. Teşekkür ederim. Ancak büyük bir çoğunluk abone olmuyor. Lütfen abone olalım, orada da çoğalalım. İyi seyirler. Dünya medyasının gözünü çevirdiği Mbappe konusunda farklı farklı haberler çıkmaya devam ederken Mbappe'nin kendisinden de bir açıklama geldi. Mbappe geleceği hakkında herkesi şaşırtabileceğini söylüyor. Monaco'dan Paris'e gelmek kariyerim için olumlu bir adımdı. Çünkü Paris Saint-Germain daha büyük hedeflere sahipti. Şimdi bir kariyer planlaması konuştuğumuza göre neler olabileceğini tahmin etmek kolay değil. Kendimizi şımartmak, sürprizler yapmak sporun güzelliğinin bir parçası. Planlarınızı değiştiren gelişmeler olabilir ve bu tahmin edilemezlik de işin güzel yanlarından biri. Ailem bugüne dek verdiğim hiçbir kararda bana karşı çıkmadı ve beni herhangi bir konuda zorlamadı. Bu yüzden vereceğim karar benim için iyi olmazsa geriye dönüp baktığımda onları suçlayamam. Paris Saint-Germain'in güçlü bir kadrosu var ve sonuçlar da ortada. Kaybetmeyi asla öğrenemedim. Kaybettiğimde hissettiğim öfke yaptığım işe bağlı olduğu tutkuyla doğru orantılı. Real Madrid'in adı bir yandan Mbappe ile anılırken bir yandan da Haaland ile anılıyor. Bu iki ismi aynı anda transfer etmek zor gibi görünse de bu ihtimale inanan biri var. La Liga Başkanı Sebas, Haaland ve Mbappe'nin ikisinin Real Madrid'de oynayabileceğini söylüyor. Kylian Mbappe'nin Real'de, Erling Haaland'ın da İspanya'da olmasını diliyorum. Umarım en iyisi olur. Real Madrid olmak zorunda değil. Benim için İspanya'da olması önemli. Barça'nın şu anki ekonomik durumda Haaland'ı transfer etmesi mümkün görünmüyor. Real Madrid her ikisini de transfer edebilir. Bir diğer genç yıldız Vlahovic'in de adı Avrupa'nın dev takımlarıyla anılıyor. Oyuncunun kontratı 1,5 yıl sonra bittiği için Fiorentina Vlahovic ile kontrat uzatmak istiyordu ancak Vlahovic takımdan ayrılabilme adına bunu kabul etmiyordu. Fiorentina futbol direktörü Joe Baron bundan sonra daha yüksek bir teklif yapılmayacağını söyledi. Dusan Vlahovic'e Fiorentina tarihinin en yüksek maaşını teklif ettik. Aynı teklifi defalarca yaptık ama hem kendisi hem de menajeri bunu kabul etmeyeceğini anlamamızı sağladı. Bizim teklifimiz hala masada ve değişmeyecek ama gelecekte neler olacağını bilemeyiz. Avrupa devlerinin yakından takip ettiği ve özellikle Barça'nın istediği Karim Adeyemi'nin adı transfer haberlerinde geçiyor. Sport'tan Tony Joanmarti'ye göre Karim Adeyemi Barcelona'da oynamayı kabul etmedi. Söylenene göre Adeyemi önce bir Alman takımında gelişimini tamamlamak istiyor ve bu konuda favorisi Borussia Dortmund. Henüz 19 yaşında olan Adeyemi bu yıl Salzburg formasıyla Avusturya'da çıktığı 17 maçta 14 gol atmayı başardı. United'da Paul Pogba'nın kontratı sona eriyor ve ismi Avrupa'da birçok takımla çoktan anılmaya başlandı. United'ın yeni teknik direktörü Ralf, Paul Pogba'nın takımda kalması için ısrarcı olmayacaklarını söylüyor. Oyuncular United gibi büyük bir kulüpte kalmak istemeli ve herhangi bir oyuncunun burada kalması için ikna edilmesi gerekmiyor. Bir oyuncu orta veya uzun vadede Manchester United gibi bir kulüpte oynamak istemiyorsa onun fikrini değiştirmeye çalışmam. Manchester United için kimse vazgeçilmez değildir. Biz onlar için vazgeçilmeziz. Bitiricilik anlamında büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor. Takımda bulunan Cagne, Halil ve Muhammed'e rağmen bir forvet daha alınabilir. Muhammed'in opsiyonunun kullanılıp daha yüksek bir bedelle Avrupa kulübüne satışı konuşuluyor. Cagne'nin ise 2,5 milyon euroya yakın bir maaşı var. Devre arasında Galatasaray'ın tatmin olacağı bir teklif gelirse Cagne ile de vedalaşılabilir. Eğer bu iki isimden en az birini gönderirlerse Galatasaray'ın gündeminde Cedric Bakambu ve Luka Jovic var. Cedric Bakambu'nun kontratı bu ayın sonunda bitiyor. Galatasaray oyuncuyu bedavaya getirmek istiyor. Ancak Cedric Bakambu'nun Avrupa'dan tonla talibi var. İspanyol basınının haberine göre Barcelona başta olmak üzere Bakambu'yu Sevilla, Villarreal, Valencia, Real Betis ve Fenerbahçe yakından takip ediyor. Bu kulüpler arasından en fazla maaşı veren Bakambu'yu kapacak. Galatasaray'ın işi bu transferde bayağı zor. Diğer tarafta da Real Madrid'de pek fazla forma şansı bulamayan Luka Jovic ismi var. Galatasaray'ın sırf forveti kiralayacağı bizim basınımızda yazılıyor. Luka Jovic'in Instagram üzerinden Galatasaray ile alakalı gönderileri beğenmesi ve Galatasaray'ı takibe alması bu haberleri daha da güçlendiriyor. Sakatlıktan dönen Sacha Boey Galatasaray'a transfer oluş sürecini anlattı. Transfer olduğumda arkadaşlarımla oturuyordum. Bir anda telefonum bozuldu zannettim. Sürekli takipçi geliyordu. O akşamın başında 14.000 takipçim vardı. Gözlerime inanamadım. Telefon bozuldu sandım. Bir anda 50.000 takipçim oldu. Şuraya bir bak. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. İnanılmaz bir yer. Galatasaray inanılmaz bir takım. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Türkiye'ye geldim, adeta bir rockstar gibi karşılandım. Kameralar, taraftarlar. Halbuki futbolda çok bir şey göstermediğimin farkındaydım. Başka bir futbolcuyla karıştırdıklarını zannettim. Ama benden çok şey beklendiğinin de farkına vardım.
Galatasaray'da maalesef Fernando Muslera talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Muslera'nın bu sakatlıktan dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı ve toparlanmasının da birkaç ayı bulacağı söyleniyor. Çok geçmiş olsun. Galatasaray bu yüzden bir kaleci arayışına girişti. Zaten gündemde yerli kaleciler vardı fakat artık daha da şart olmuş durumda. Galatasaray'da yerli olarak ilk aday Göztepe'nin genç kalecisi İrfancan Eğribayat. Galatasaray İrfancan için 2-2,5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli önermeyi düşünüyor. Eğer bu teklif Göztepe tarafından kabul edilmezse de Giresunspor'da kiralık olarak oynayan Okan Koçuk'un yeniden çağrılma durumu var. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet bu konu hakkında şöyle söylüyor. Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Koçuk'la yaptığımız kontratta devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray kulübüyle ilişkilerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok. Ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz. Durumu değerlendiririz. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de yerli kaleci arayışına girişti. Altay'ın sakat geçirdiği dönemlerde Berke'den pek de memnun kalmayan Fenerbahçe devre arasında Sinan Bolat'ı transfer edebilir. Açıkçası ben Fenerbahçe'nin böyle bir transfer yapacağını hiç sanmıyorum. Ama yine de haberlerin yapıldığını sizlere anlatmak istedim. Zaten Sinan Bolat da Fenerbahçe hakkında gelen soruya şu şekilde yanıt verdi. Sözleşmemin sonundayım ama henüz yöneticilerle görüşmedim. Bu konuda çok endişeli değilim. Burada kalacağımı düşünüyorum. Fenerbahçe tarafından Zorya'ya kiralanan ve kiralık kontratı sona eren Allahyar Sayatmaneş geleceğini değerlendirdi. Kiralık kontratım sona erdi ve Zorya Luhansk'ta şu ana kadar kariyerimin en iyi aşamasını geçirdiğimi düşünüyorum. Burada gelişimim için çok şey yapıldı. Kulüpte benim için her şey yolunda gitti. Şu anda ileriyi düşünmek için çok erken. Bakalım Ocak'ta neler olacak. Tüm seçeneklerimi değerlendireceğim. En büyük hayalim Avrupa'nın 5 büyük majör liglerinden birinde oynamak. Hangi ülkede olacağı pek de önemli değil. Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'ta teknik direktör konusu henüz çok taze olduğu için transfer edilmesi düşünülen futbolcular da henüz belli değil. Şu an yeni hocanın ne isteyeceğini bilmiyoruz. Onun isteklerine göre transfer listesi şekillenecektir. Beşiktaş adına çıkan şu an en çarpıcı haber Scov Olsen iddiası. Rangers News sitesinde yer alan habere göre Scov Olsen İtalya'da formasını giydiği Bologna'da mutsuz ve ayrılmak istiyor. Aynı sitenin haberine göre Real Sociedad ve Glasgow Rangers'ın yanı sıra Beşiktaş oyuncuyla ilgileniyor. Kulübüyle olan kontratı 2024 yılına kadar devam eden Scov Olsen bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist yapabildi. Scov Olsen henüz 21 yaşında. Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak düşündüğü bir isim olabilir. Trabzonspor'da takımın en önemli parçalarından biri olan Anthony Vakayemi'nin kontratı bitiyordu. Trabzonspor Vakayemi'nin sözleşmesini uzatmak için teklifini yaptı. Fanatik'in haberine göre Trabzonspor 1,5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Ayrıca Vakayemi bu teklifi kabul ederse 750 bin euro da imza ücreti alacak. Süper Lig'in lideri Trabzonspor mevcut kadrosunu korumaya çalışırken bir yandan da mevcut kadroya eklemeler yapmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor Lig 1 takımlarından Lille'de forma giyen Reinaldo Mandava ile ilgileniyor. Tabi bu transferi isteyen tek takım Trabzonspor değil. Trabzonspor'a ek olarak Serie A ekipleri Napoli ve Lazio'da masadalar. 27 yaşındaki Mozambikli savunmacı Lille'in ilk 11 oyuncusu. Normal şartlarda Lille böyle bir oyuncusunu ucuza kaptırmaz. Ancak oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor'da eğer şampiyon olabilirse bu avantajını kullanarak oyuncuyu bedavaya getirmek istiyor. Tabi sezon sonunda. Evet, bugünlük transfer haberlerimize ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.